Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda meleklere iman dünyada bize neler kazandırır? Bunu açıklamaya, değerlendirmeye çalışacağım. Melekler gözle görmediğimiz varlıklar. Meleklere iman vasıtasıyla şu dünyada yalnız olmadığımızın farkına varıyoruz. Diyelim ormandayız, etrafta hiçbir insan yok. Orada bir yalnızlık hissedebiliriz. Veya dağlara çıktık, dağlarda geziyoruz. Etrafta hiçbir varlık görülmüyor. Kendimizi yalnız hissedebiliriz. Veya yolumuz çöle düştü. Orada kendimizi çok yalnız hissedebiliriz. Ama meleklere iman vasıtasıyla o zaman biz deriz ki biz yalnız değiliz. Ve şu hali sahralar, şu dağlar, taşlar Allah'ın böyle zişuur mahluklarıyla dolu. Şuur sahibi meleklerle dolu. Böyle olunca çoğu insan zaman zaman yalnız da kalabiliyor. Bu yalnızlık gibi durumlardan meleklere iman aracılığıyla kurtulmuş olur. Yalnız olmadığını fark eder. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerden birinin sabah namazını, sahrada kıldığı sabah namazını ümmetine haber veriyor. Diyor bu kardeşimiz sahrada kendini yalnız zannediyordu. Sabah namazını sesli olarak kılarken o kadar halis bir şekilde okuyordu ki Allah-u Teala onu yalnız bırakmadı. Sahra dolusu melek onun namazına cemaat olarak iştirak etti. Demek ki sahradayken bile, o kadar ıssız sessiz görülen yerdeyken bile sahra dolusu melek bizimle beraber olabilir. Öte yandan mesela sohbetlerde, İslami sohbetlerin yapıldığı yerlerde meleklerin varlığını adeta hisseder gibi oluruz. En azından bir feyiz şeklinde onların varlığı bize yansıyabilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kavim Allah'ı anmak için bir araya geldiklerinde, Allah'ın evlerinden bir evde bir araya geldiklerinde ve Allah'ın kitabını kendi aralarında müzakere ettiklerinde nezelet aleyhimur rahme, rahmet onlara iner ve haffetumul melaike, melekler onları kuşatır ve zekerahumullah fîmen inde, Allah kendi indindeki mukarrep olan meleklere onlardan bahseder. Burada meleklerin de o insanları kuşatması nazara veriliyor. Demek ki güzel sohbetlerin, Allah'ın adının anıldığı sohbetlerin müdavimleri sadece insanlar değil, melekler de geliyor ve melekler orayı şenlendiriyor, orayı dolduruyorlar. Ve bunlar bir başka hadis rivayetinde ifade edildiği üzere yerden göğe kadar bütün o tabakaları doldurabiliyorlar ve o sohbetten onlar da istifade ediyorlar. Ve bize bu feyiz şeklinde yansıyor. Mesela bazı zatların yanına varırsınız, onların huzurunda bulunmak size huzur verir. Onlarla beraber olmak sizi rahatlatır. İşte orada melekler vardır. O gibi zatlar meleklere yakın varlık olduğundan, ruh itibariyle onlara yakınlığı olduğundan melekler onlara arkadaşlık eder. Ama bunun zıttı, bazı insanlar da vardır. Onlarla beraber olmak size sıkıntı verir, rahatsız eder. Çünkü onlar şeytana arkadaş olmuştur. Ve etraflarında şeytanlar vardır. Orada bulunmak da sizi rahatsız eden bir durum meydana getirir. İşte değerli izleyenlerim, meleklere iman şu dünyada bize çok şeyler kazandırıyor. Ve meleklere iman vasıtasıyla şu alemin sınırları genişliyor. Maddenin dar kalıpları arasında preslenip kalmaktan kurtuluyoruz. Alemimiz böyle genişliyor. Alemimiz daha böyle açılıyor. Ve gözle görmediğimiz alemlerin meleklerle dop dolu olduğunu fark ediyoruz. Ve o zaman acaba uzayda hayat var mı? Böyle bir sorunun da cevabını doğrudan kendimiz görmüş oluyoruz. Evet, uzayda hayat var. Uzay boş değil. Şu dünyayı bitkilerle, hayvanlarla, insanlarla şenlendiren, denizleri balıklarla, denizdeki diğer canlılarla şenlendiren Cenab-ı Hak elbette o kadar geniş olan feza alemini, uzay alemini boş bırakmamıştır. Bilim henüz şu ana kadar uzayda hayat var mı sorusuna net bir cevap bulamadı. Yok diyemedi ama var da diyemedi. Fakat biz meleklere iman aracılığıyla uzayın boş olmadığını, uzayın meleklerle dolu olduğunu görüyoruz. Ve buna inanıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
melekleri bize anlatırken, Miraç olayında gördüğü melekleri bize anlatırken şunu söylüyor. Semanın her tabakası meleklerle dolu. Semada hiçbir yer yoktur ki orası meleklerle tıka basa dolu olmasın. Bunu söylüyor. O zaman bizim şu alem anlayışımız, aleme bakışımız daha böyle bir külliyet kazanıyor. Daha bir genişlik kazanıyor. Ve şu eşyanın sadece görülenlerden ibaret olmadığının farkına varıyoruz. Öte yandan işi biraz daha enfüsi noktada değerlendirecek olursak bizimle alakalı melekler var. Ve inna aleykum lehafizin kiramen katibin ya'lemuna ma tef'alun. Ve size görevli olan koruyucu melekler var. İşte kiramen katibin denilen melekler. Bunlar siz ne yaparsanız bunu bilirler. Daha başka ayetlerde de yine insanların yaptığı amellerin kaydedildiği ifade ediliyor. Sağımızda ve solumuzda bu şekilde meleklerin olduğunu bilmemiz çok güzel bir olaydır. Mesela bir insan güzel bir manzaralı yere gittiğinde orada bir hatıra fotoğrafı çektirmek ister. Ama çoğu zaman da kamera yoktur. Sadece zihninde bir hatıra olarak kalır. Fakat melekler madem ki bütün yaptıklarımızı kaydediyorlar ve bu durumda bizler kendi hayat filmimizin başrol oyuncusuyuz. Ve kendi hayat filmimizi çekiyoruz. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün yaptığımız şeyler kaydediliyor. Böyle olunca insan biraz daha dikkat eder, iyi poz vermeye çalışır ve bunun farkına varan bir insan, bunun şuurunda olan bir insan meleklerin kaydını düşünür ve ileride kendini mahcup edecek pozlara girmemeye çalışır. Günah yerlere gitmemeye çalışır ve konuşurken ağzından çıkan kelimelere dikkat eder. Diyelim fotoğraf çektiriyoruz. İyi poz vermeye çalışırız. Ve ama o anda gözümüz yumuk çıkmışsa veya bazı çekimlerde göz kırmızı bir şekilde görülüyor. Öyle çıkmışsa o fotoğrafı yırtıyoruz. Ve başka bir pozla durumu kurtarmaya çalışıyoruz. Ama melekler daima bizim resmimizi çekiyor. Daima bizim filmimizi çekiyor. Bunun farkına vardığımızda o zaman insan biraz daha dikkat eder. Adımını daha ihtiyatlı atar. Sözünü daha ölçerek biçerek söyler ve yapacağı iyilikleri ona göre daha iyi yapar. Bu dünyada vermenin bir fazilet olduğunu fark eder. Bu gibi insanlardan meydana gelen bir toplum gerçekten duyarlı bir toplum olur. Sorumluluğuna idraki olan, sorumluluğunu müdrik bir toplum olur ve o toplumda kalite yükselir. Meleklere imanın enfüsi başka bir durumu. Mesela Azrail'in varlığını kabul etmemiz. Bu da bizi rahatlatan durumlardan biridir. Aslında Azrail ismi çoğumuzu korkutur. Ve insanlar arasında Cebrail, Mikail, İsrafil gibi isimler de vardır. Ama Azrail ismi yoktur diyemeyeceğim ama varsa da çok çok azdır. İşte Azrail ölüm meleği olduğundan bize biraz korkunç gibi geliyor. Halbuki biraz düşünecek olursak Azrail'in varlığından memnun olmamız lazım. Şöyle ki, bu dünyaya gelen insanlar hiç ölmeselerdi. İşte 70 yaşına gelen, 80 yaşına gelen bir insan bakıyorsunuz çok zahmetler çekiyor. O zahmetler içinde bir 20 yıl daha, bir 40 yıl daha, 50 yıl daha hayatının devam ettiğini düşünecek olursak Azrail'in gerçekten ne kadar güzel bir görev gördüğünü, insanları nasıl rahatlattığını anlamış oluruz. Öte yandan diyelim benim elimde kaşıkçı elması gibi dünyanın en kıymetli elmaslarından biri olsa elimde bu elmasla rahatlıkla toplum içinde dolaşamam. Hatta çantaya da koysam yine rahat dolaşamam. Çünkü bu kadar kıymetli olan bir cevheri bazı hırsızlar kapmak isteyeceklerdir. Bunun varlığını bildiklerinde mafya bile harekete geçecektir. Ne yapıp edip onu benden almaya çalışacaklardır. Bu durumda ben o elimdeki kaşıkçı elmasını eğer emin bir ele teslim edebilirsem rahatlarım. Oh be, bir yükten kurtuldum, emin bir yere teslim ettim derim. Temsilde hata olmasın. Bu şekilde ruh cevherimizi, en kıymetli cevherimiz olan ruhumuzu Azrail gibi emin bir ele teslim etmek gerçekten de son derece rahatlatıcıdır. Ve bu insanı rahatlatan bir durumdur. Dolayısıyla
meleklerin varlığı bizi rahatsız edecek bir durum değil, bizi rahatlatan bir durumdur. Azrail'in varlığı ızdırap duyacağımız bir olay değil, bizi kurtaran bir durumdur. Öte yandan ileride her birimiz ölüm sonrasında kabre gireceğiz. Ve kabirde tek başımıza bir hücre gibi adeta daracık bir yer. O daracık bir yerde insanın canı sıkılır. Ve o anda meleklerden iki tanesi geliyor. Münker Nekir taifesinden iki melek geliyor. Ve bunlar insanla konuşmaya başlıyorlar. Ve eğer müminsek, imanımız, amelimiz iyi ise bize kolay gelebilecek sorular soruyorlar. İşte men rabbuke, Rabbin kim? Ve ma dinuke, dinin ne? Ve men nebiyuke, peygamberin kim? Bu gibi sorular soruyorlar. Biz hayatımız boyu Rabbim Allah diyebilmişsek, dinim İslam diyebilmişsek, peygamberim Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam diyebilmişsek, orada bunlara cevap vermek bize zor gelmez ve rahat bir şekilde onların sorularına cevap veririz. Ve o şekilde kabirde yalnızlıktan kurtulmuş oluruz. İşte değerli izleyenlerim, daha bunlar gibi başka melekler var. Ve bu meleklerin bir kısmı insanlara istiğfar ediyor. Melekler kendileri masum olduklarından, o masumiyetlerinin diliyle günahlara meyilli olan bu insanların da temiz kalmaları için dua ediyorlar. Ve اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪يهِ Allah ve melekler peygambere salat ederler. İşte meleklerden istiğfar olarak bu açıklanır. Demek ki melekler bu tarzda bir istiğfarda bulunuyorlar ve insanları temiz bir hale gelmeleri için gayret içinde bulunuyorlar. Daha bu tarzda meseleye baktığımızda meleklerin bizim hayatımızın adeta bir parçası olduğunu, onlarla hayatımızın devam ettiğini söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak hepimize tertemiz bir hayatı nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.